Partikül Matematik kanalından herkese selamlar. 6. sınıflar için hazırladığımız yeni nesil matematik denemelerimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Biliyorsunuz İdol yayınlarının 12'li performans matematik LGS denemelerini çözüyoruz. Ve şu anda da 4. deneme sınavının çözümleriyle tekrardan karşınızdayız. Eğer bu videoları kaçırmak istemiyorsanız şimdiden kanalımıza abone olabilirsiniz. Anında bildirimler size gelecektir. Ve bizlere destek olmak için de videoyu şimdiden beğenmeyi lütfen unutmayın. Artık hazırsak ilk sorumuzla başlayabiliriz. Şimdi ilk sorumuz bir küme sorusu. A kesişim B kümesi sorulmuş. Öncelikle tek tek kümeleri bulalım. A kümesi ne demiş bakın? Numarasının basamaklarındaki rakamlar toplamı en az 9 olacak. Hemen bakıyorum. Ayşe'nin 3 ve 6 var. Toplamı 9. O zaman Ayşe'yi bu kümeye dahil edebilirim. 1. İkincisi Burak bakıyorum. 9 ve 4 var. Toplamı 13. En az 9 olduğu için Burak'ı da yine bu kümeye alabiliriz. Eda'ya bakıyorum. 5 2 toplam 7. O zaman Eda'yı alamıyorum. Cahit 3 7'den toplamı 10. O zaman Cahit'i de Yine en az 9 olduğu için alabilirim kümeme. Özlem 4 1 daha 5 yapar. 9'dan düşük olduğu için onu alamıyorum. Deniz 5 3 daha 8 alamıyorum. 6 2 daha 8 pelini de alamadım. Efe'yi alabiliyorum çünkü 8 2 daha 10 yapar. Yani 9'dan büyük. Yine Can da toplamı 9 yapıyor. En az 9 olanı aradığım için Can'ı da yine bu kümeye dahil edebilirim. Şimdi hemen diğer B kümemize geçelim. İsminde A harfi olanlar Kimler var bakalım. <laughs> Özür dilerim. Ayşe'yi alabilirsiniz. Burak'ı alabilirsiniz. Yine A harfi var. Eda'da A harfi var. Cahit'te A harfi var. Yine başka kimde var? En son Can'da A harfi var diyebiliriz. Şimdi kesişim kümesi neydi sevgili arkadaşlar? İki kümede de olandı. Yani bakıyorum Ayşe ikisinde de var. Burak ikisinde de var. Cahit ikisinde de var. Can ikisinde de var. Yani toplamda dört tane kesişim ortağı var diyebiliriz İkinci sorumuzda hangisi turuncu renk değildir diye sormuş. Kimlermiş bakalım turuncu renkler? Öncelikle 48'in bölenleri sarıya boyanıyor. O zaman hemen 48'in bölenlerini yazıyorum. 1'e bölünebilir, 2'ye bölünür. 3, 4, 6, 8, 12'ye bölünebilir. 16'ya bölünür, 24'e ve 48'e bölünebilir. Bunları tek tek deneyerek bulmanız gerekiyor açıkçası. Hemen aynı mantıkla 36'yı da yapalım. Yine 1, 2, 3, 4'e bölünür, 6'ya bölünür, 9'a bölünür, 12. 2'ye 18 18'e ve tabii ki de bir de kendisine yani 36'ya bölünür. Şimdi geldik turuncu renge. Hem sarı hem de kırmızı boyadıysak turuncu oluyormuş ve turuncu olmayanı soruyor. Önce o zaman bir şıklara bakalım. Mesela D1 demiş. D ve 1'in kesişimi neresi bakın bir tane gösterelim. 4. Dolayısıyla D1'imiz 4. F1'e baktığımızda ise şurayı silelim hemen şunu da silelim. F1'e baktığımızda F ve 1'in kesişiminde kimi görüyoruz? 6'yı görüyoruz. H1'de H'nin birinci satırı hemen 8'i görüyoruz. B2'de B'nin ikincisi 12 oluyor. Dolayısıyla onu da yazdım. Şimdi ikisinde de olmayanı arayacağım. 4'e bakıyorum. 4 gördüğünüz gibi ikisinde de var. O zaman iptal. Yani bu turuncudur. 6 ikisinde de var. O zaman turuncudur. 8 üstte var. A'da var. Yani daha doğrusu sarıya boyanan da var. Fakat kırmızıya boyanan da 8 yok dolayısıyla doğru cevap 8 diyebiliriz ama bakın 12 de mesela yine ikisinde de var olduğunu görebilirsiniz. Üçüncü sorumuzda Can ve Bartu'nun seçtiği sayılar arasında kalan tam sayı sayısının en az ve en fazla değerini sormuş. Şimdi ne yapıyormuş bu arkadaşlar? Önce Can'dan başlayalım. Şimdi Can mutlak değeri yani sonucu 6 olan bir sayı seçiyormuş. O zaman kimi seçmiş olabilir? Ya eksi 6'yıdır ya da artı 6'yı seçmiş olabilir. Aynı şekilde Bartu'yu da yapalım. Bartu da yine mutlak değeri 4 olan bir sayı seçiyor. O zaman ya eksi 4'ü ya da artı 4'ü seçmiştir diyebiliriz. Şimdi sevgili gençler burada ne yapacağız öncelikle sayısının en az dediği için en az miktarı bulmaya çalışalım. O zaman kimleri seçmiş olabilirler? İkisi de pozitif seçmiş olabilir mesela. 6 ve 4 yazabiliriz. Şöyle 6 ve 4 sayı doğrusunu gösterdim. E arasında kaç tane sayı var? Bakın. Sadece bir tane var. O zaman en az değerine 1 diyebiliriz. E birin olmadığı şıkları dolayısıyla eledim. Geldim en fazla değerine. En fazla da biri pozitif seçmiştir. Biri negatif. Yine Bart'ı artı 4'ü seçmiş olsun. Can da eksi 6'yı seçsin. Hemen bunları işaretliyorum. Eksi 6 ve 4. Yani şu iki sayım arasında kaç tane var? Onları sayacağız. Bakıyorum 1 2 3 4 5 6 7 8 ve 9 tane diyorum. Dolayısıyla da 1 ve 9 şıkkını bu şekilde işaretleyebiliriz. Evet dördüncü sorumuzda adaylar finaline kalan yarışmacıların 1 bölü 5'i TV'de yarışmaya hak kazandığına göre yarışmaya katılan kaç kişi vardır diye sorulmuş. Hemen bunları tek tek bulalım. Öncelikle ön başvuru pazartesi günü 300 olmuş ve 5'te ikisi finale kalabilmiş. Dolayısıyla 300'ün 5'te ikisini bulacağız. Yani kısacası 300'ü 5'e bölüyoruz. 60. 2 ile de çarparsak 120. O zaman pazartesi günü için 120 kişi finale kalmıştır. Gelelim salıya 12'de 5'i yani 240'ı 12'ye bölüyorsunuz ki 20 çıkacaktır. 20 ile de 5'i çarparsanız 100 yapar. Salı günü içinde 100 kişi katıldı. Hemen çarşambaya bakıyorum. 200. 20'de 7'sini bulacağım. O zaman 200'ü önce 20'ye bölüyorum. 10. 7 ile çarparsam da 70. O zaman çarşamba içinde 70. Toplamda bakın 290 kişi adaylar finaline kalmış. Fakat 5'te biri TV'ye çıkabiliyor. Dolayısıyla 290'ı 5'e bölüyorsunuz. Buradan da cevabı 58 olarak bulabilirsiniz. Beşinci sorumuz ürünlerin her birinden birer tane alarak 10 lira ödeme yapan öğrencinin para üstü hangisidir diye sorulmuş. Şimdi burada gördüğünüz gibi virgül ve yukarı ok onda birlere göre yuvarlamayı yukarı ok ve virgül ise birler basamağına göre yuvarlamayı anlatıyormuş bize. Hemen şu ilk blok nottan başlayalım. Şimdi yukarı ok ve virgül yani bu neydi? Birler basamağına göre yuvarlayacağız. Yani 3'e göre yuvarlayacağız. Yanına bakıyorum 9 var. Değerli bir sayı 5'ten büyük. Dolayısıyla bunu direkt 4 olarak yuvarlayabiliriz. Yani bu sağdakilerin hepsi gider ve onlar değerini birler basamağına verir. 1 olarak arttırırız 3'ü 4 yapmış oluruz ve virgülden sonra herkes silinir. Geldim ikinciye. Bloknot A6'yı yapıyorum. Burada da virgül ve yukarı ok. Bu da hangisiydi? Onda birlere göre yuvar Yani virgülden sonraki 8'e göre yuvar diyeceğiz. Hemen 8'in sağına bakıyorum. 2 var. Değersiz. Değersizse direkt siliyorduk. Yani buradan sadece 2,8 kalıyor. Aynı şekilde bloknot A7'yi yapalım. Yine aynı onda birlere göre yuvarlayacağız. 8. Sağına bakıyorum 7. 7 değerli bir sayı. O zaman değerini hemen 8'in üstüne verecek ve o 8 9 olarak yazılacak. Ondan sonrasını sileceğiz. İşte bunları bulduktan sonra bu 3 arkadaşı topluyorsunuz. Buradan da 8,7 elde edeceksiniz. Yani toplam tutar bu. Fakat 10 lira vermiştik biz. Dolayısıyla 10 liradan 8,7'yi çıkarırsak ne kalacaktır? 1,3 kalacaktır. O da C şıkkında gördüğümüz gibi. Altıncı soruyu okuyalım. Her iki rafta da rafların sağ ve sollarında boşluk olmadığına göre alt kattaki boşluk kaç metre diye sorulmuş. Şimdi öncelikle benim neyi bulmam lazım? Üst raftan başlayacağım. Toplam 4.45 ve tek tek önce boşlukları hesaplayalım. Bakın 1, 2, 3, 4, 5 tane 0.48 var. O zaman öncelikle 0, 48 ile 5'i çarpıyorum. Buradan ne elde edeceğiz? Tabii ki de 2.40 elde edeceğiz. E bir de üstüne ne var? Bakın 0.3'lük bir boşluğum var. Onu da hemen üstüne ekliyorum. 2,70 buldum. Bu nedir? Yukarı kattaki yani üst kattaki boşluklar. E şimdi rafın toplamı tamamı 4,45. Dolayısıyla şu 4,45 tamamından boşlukları çıkarırsak kitapları bulacağız değil mi? Dolayısıyla ne bulacağız kitapları? 1,75 bulacağız. E, kaç kitap vardı bakın? 7 tane kitap var. Zaten onu söylemiş 7 kitap olduğunu. Dolayısıyla 1,75'i neye böleceğiz? 7'ye böleceğiz. Tabi ondalık bölmeyi biliyorsunuz sevmiyoruz. O yüzden iki basamak bunu virgülden kurtarıyoruz. 175 yapıyoruz. E, aynı zamanda da tabi o iki basamağı bölen arkadaşa ekliyoruz. Yani 7'nin yanına 2 sıfır olarak ekliyoruz. Şimdi 175'i 700'e böleceğiz. Tabii ki de 175'te 700 yok. O yüzden bir hayali sıfır var gibi düşünüyoruz. Tabi o sıfıra karşılık bir tane de bölüm kısmına sıfır virgül ekliyoruz. Şimdi kaç kere var 1750'de 700? 2 kere var diyebiliriz. 1400 yapar. Çıkarttığınızda 350 kaldı. 350'de 700 var mı? Yok. O zaman bir sıfır daha ekliyorum. Fakat bu sefer virgül eklemiyorum. Çünkü zaten bir kere virgül eklenmişti o zaman 3500'ün içinde 700 arayacağım O da 5 kere var diyorum ve tam bir şekilde bölmemi sonuçlandırdım o zaman ne buldum bakın bir tane kitabın genişliğini 025 buldum ve geldim ikinci rafıma şimdi bakın 5 solda 6 sağda zaten yazmış 11 tane kitabım yani kitap var Dolayısıyla bu 0.25'le neyi çarpacağım? 11'i çarpacağım. Ben direkt sonucu yazıyorum. Siz zaten uzun uzun çarpmayı biliyorsunuz. Dolayısıyla buradan 275 buluyoruz. E, tamamından da şu komple 445'ten de 275'i çıkarırsak, tabii ki de boşluk kalacaktır. Buradan da hemen yapalım işlemlerimizi. Şurası 7 kalacak. Burası da 1. Yani 1,70 ya da 1,7 gibi de düşünebiliriz bunu. Dolayısıyla hangi şık olacak? A şıkkı olacak. 6. sorumuz. Aşağıdakilerden hangisi çay paketlerinin herhangi birinden bakın herhangi birinden bir saatte elde edilen gelir olamaz diye sormuş. Şimdi sırasıyla 4-5-6 tane satılmış. Yani bu birincisi 4 tane. İkincisinden 5 tane. Üçüncüsünden de 6 tane satacağım. Şimdi o zaman bu arkadaşları önce bileşik kesire çeviriyorum. Çarp topla şeklinde 4 kere 3 12 3 topladınız 15 bölü 4 yapar burası. E bundan 4 tane olacağı için 4 ile çarpıyorum. Ve gördüğünüz gibi bakın 4'ler sadeleşiyor. Ne kaldı? Sadece 15 kaldı. Yani 15 e, TL tabii ki de olabilirmiş. Birinci çaydan 15 lira kazanabilirim. Dolayısıyla B şıkkını eledim. İkinciye bakıyorum yine çarp topla yapacağım. 5 kere 2 10. 3 topladım. 13 bölü 5. E bundan da 5 tane satıyorum. Dolayısıyla 5 ile çarpacağım ve 5'ler sadeleşecek. Buradan da elime ne kaldı? 13 TL kaldı. Dolayısıyla A şıkkı da olabilir. Ve geldim sonuncuya. 10 kere 4, 40. 9 ekledim. 49 bölü 10'dur aslında bu. 6 ile de çarparsanız ne elde edeceksiniz? 294 bölü 10 elde edeceğiz ki bölü 10 demek biliyorsunuz yukarıda da zaten anlatılmış virgül kaydırılarak yazılabilir yani 29 bölü 4 29 virgül 4 olarak yazabiliriz bunu da D şıkkında görüyoruz bulamadığımız şık C şıkkındaki 27 virgül idi dolayısıyla 7. sorunun doğru yanıtı C şıkkı olacaktı. 8. sorumuzda bir kullanıcı aynı mesaj kutusunun bir satırına yukarıdaki bir mesajı yazarsa harf, rakam ve emojilerden kalan boşluk sorulmuş. Bakın. Şimdi kaç tane rakam var? Hemen bir sayıyorsunuz. 11 tane rakam var. Kaç tane harf var? 10 tane. 3 tane de emojimiz var. Şimdi öncelikle bunların bir tanesinin kapladığı yeri bulalım. Yani şöyle birer taneleri ne kadar e, santimetre yapıyor onu tespit edeceğim. Şimdi tamamı 30 santimetre mesaj e, satırının ve e, harf Daha doğrusu önce rakamlardan başlayalım. 5, 5, 5 kaç tane yazılabiliyormuş? 50 tane. Dolayısıyla o zaman bir tanesinin kaplayacağı yer 1 bölü 50'dir. Neyin 1 bölü 50'si? Tabii ki tamamının yani 30'un 1 bölü 50'sini bulacağım. Buradan da ne gelecektir? 3 bölü 5 cm. E, 2 ile genişleterek bunu 6 bölü 10 diye yazabiliriz. Notumuzu aldık birinciden. Şimdi bu tabii rakamlar içinde. Şöyle hatta yanına rakam diyebiliriz. Geldik kimlere? Harflere geldik. Harflerde de yine 30 çarpı diyeceğim. Bu sefer 75 tane olduğu için 1 bölü 75 ile çarpıyorum. Bir tanesini bulmak için bakın. Burada da gerekli sadeleştirmeleri yaparsanız 2 bölü 5 bulacağız. Bunu da yine paydası 10 olsun istediğim için genişlettim ve 4 bölü 10 yaptım. En sonda da emoji'ye geldim. Onu da şöyle alt tarafta gösterelim. Emoji içinde yine 30 çarpı bu sefer 12 tane olduğu için 1 bölü 12 ile çarpıyorum. Buradan da 5 bölü 2 biraz paydayı 5 ile genişletelim 10 yapmak için 25 bölü 10 olduğunu görebilirsiniz. Ve geldik şimdi esas esas sorumuza e, ee, bize kaç tane istemiş bizden kaç tane istemiş mesela e, harf, rakamlar için 11 tane istemiş. E, bir tane rakam 6 bölü 10'du üst tarafta bulduk. O yüzden 11 ile 6 bölü 10'u çarpıyorum. Artı e, harf olarak 10 tane harfimiz var. O zaman 10 ile neyi çarpacağım? Bir tanesi 4 bölü 10'du. Dolayısıyla 4 bölü 10'u çarpıyorum. Artı 3 tane emojim var. Dolayısıyla 3 ile emojiyi de kaç bulmuştuk? 25 bölü 10 bulmuştuk bir tanesini. Onu da çarpalım. Şimdi sonuca geldik. Birincisinden ne gelecek? Bakın şuradan 66 bölü 10. Dolayısıyla 6,6 diyebiliriz. İkincisinde çok güzel bir sadeleştirme var. Onlar gitti. Sadece 4 kaldı. Artı sonuncuda da 75. 3 kere 25 75 yapar. Bölü 10'dan 7,5 gelecek. Bu üçünü toplarsanız 18,1 buluyorsunuz. Tamamı 30 santimetreydi. Dolayısıyla 30'dan da 18,1'i çıkarırsak 11,9 bulacağız. Dolayısıyla 8. soruda B şıkkı olacaktı diyebiliriz. 9. sorumuzda aşağıdakilerden hangisi yanlıştır diye sorulmuş. Tek tek bütün bardakların hacimlerinin toplamını bulacağız. Bakın portakaldan mesela 10 bardak var. E, her biri 0.5 litre, yani 5 bölü 10 litre gibi düşünebilirsiniz. Hemen onu 10 ile çarpıyoruz. Onlar gidiyor tabii ki de ne kalacak? 5 litre kalacak. Hemen yanına yazdım sağ tarafa. Elma suyuna bakıyorum, 15 bardak var. E, elma suyu 4 bölü 10, 4 bölü 10 ile 15'i çarpacağız. Yani ne çıkacaktır? Biraz sola doğru gittim ama 60 bölü 10 olacaktır. E buradan da sıfırlar gitti, 6 litre kaldı. Vişne suyu da yine solda görüyorsunuz, 3 bölü 10 şeklinde yazabiliriz ve 40 bardak olduğu söylenmiş. Hemen 40 ile çarpıyorum. Yine sıfırlar gitti. 4 kere 3'ten ne görüyoruz? 12 litre olduğunu görüyoruz. Şimdi hangisi yanlıştır demiş. Direkt yanlış şıkkın olduğunu gösterelim. Bakın E dediğimiz elma suyu 6 litredir. 6 bölü P de portakal. O da 5. Şimdi 6 bölü 5 eşittir 5 bölü 6 demiş. Bu tabii ki de kesinlikle yanlış. Ters verilmiş. Doğru şekilde verilmemiş. Dolayısıyla 9'un sorunun yanıtı C şıkkı olacaktı. 10. sorumuza bakalım. Son durumdaki kurşun kalemin uçlu kalem sayısına oranı sorulmuş. Hemen bakıyoruz. Kurşun kalem solda 20 tane var. Sağda uçlu kalemlerden 14 tane var. Şimdi mevzu şu. Sol tarafta kurşun kalemlerin 10'da 3'ü satılmış. Dolayısıyla 3 bölü 10 ile çarpıyorsunuz ve sıfırlar gitti. 2 kere 3'ten 6 tane satıldığını söyleyebiliriz. E şimdi 20 taneden 6 tane satarsak ne yapacağız? 20'den 6'yı çıkaracağız. 14 tane kalmıştır diyebiliriz. Fakat kaldıktan sonra rafa bir destek kurşun kalem ekliyoruz. Deste neydi? 10'luktu. Dolayısıyla 10 tane ekliyoruz ve sonuçta kaç kurşun kalem oldu? 24. Sağ tarafa bakıyorum. 14 tane uçlu kalemim var fakat 3 bölü 7'sini sattım. Direkt 3 bölü 7 ile çarpabiliriz. 7 ve 14 sadeleşti. 2 kaldı. 2 kere 3'ten yine 6. Yine 6 tane satmışım. Bakın 14 taneden 6 tane satarsam 8 tane kalır. 8 kalır fakat üzerine bir düzüne de ekleme yapıyoruz. Düzüne de 12 idi biliyorsunuz. 8 ile 12'yi toplarsam da 20 bulacağım. Yani aslında bana 24'ün 20'ye oranı sorulmuş. İkisini de 4'e bölüyorum. 6 bölü 5 yani bir sadeleştirme yaptım. Dolayısıyla da D şıkkına ulaşmış olduk. Evet 11. sorumuzda hangisi yanlış diye sorulmuş. Tek tek yine hepsini oranlayacağız. 18 yaş altının toplam nüfusu oranı. A'ya baktığımızda 6 bölü 20 diyebiliriz. B için 4 bölü 24. Yani sırayla yazıyorsunuz. 5 bölü 25 C için Şöyle 5 bölü 25. D içinde 9 bölü 36 diyebiliriz. Şimdi hangisi yanlış demiş. Yine yanlış şıkkın neden yanlış olduğunu gösterelim. B şıkkı olacak doğru cevabımız. Fakat yine de çözümleyelim. Şimdi 9 bölü 36 büyüktür. A içinde 6 bölü 20 bulmuştuk. 6 bölü 20'den demiş. Tabii ki de burada hemen bir sadeleştirmeler yapalım. 36 9 36'yı 9'a böldüğümüzde 1 bölü 4. 6 ve 20'yi de kendi arasında 2'ye bölersek 3 bölü 10 bulacağız. Yani şık bana diyor ki bu B şıkkı diyor. Diyor ki 1 bölü 4 büyüktür. 3 bölü 10'dan. Şimdi bunun nasıl e, aksini ispat edebiliriz? Nasıl gösterebiliriz? Tabii ki de paydalarını eşitleyerek. Şimdi paydaları nasıl eşitleyeceğiz? Bu arkadaşı 5 ile çarpalım. Diğerini de 2 ile çarparsak 20'de eşitleneceklerdir. O zaman burası sol taraf 5 bölü 20 sağ tarafta 6 bölü 20 oldu. Dolayısıyla aslında 5 bölü 20 büyüktür. 6 bölü 20 gibi bir sonuca ulaşıyorsunuz. E bu da tabi ki de yanlıştır. Tam tersi olması gerekiyordu. Dolayısıyla 11. sorunun doğru yanıtı da B şıkkı olacaktı. 12. sorumuzda kaç tanesi doğru diye sormuş. Hemen bakalım. Herkes caddesi boyunca yürüyor. Yani mesela Nuray sadece 400 metre yürüyecek ve dolayısıyla Nuray'ın da hızı 25 olduğu için şöyle sırasıyla hızları 25, 30 ve 20 şeklindeymiş. Yolu Tabii ki de neye böleceksiniz? Hızına böleceğiz. Hemen Nuray'ı bulalım. Yolu 400, 400 metre yürüyor ve 25'e böldüğünüzde sonucu 16 bulacaksınız. Yani N harfini 16 olarak şuraya notumuzu alalım yazdık. Sonra Sibel'e geldim. Sibel 240 metre yürüyor. Dolayısıyla Sibel için 240 bölü hızı da 30. Dolayısıyla 30'a böldüm. Sıfırlar gitti. 24 bölü 3'ten de 8 buldum. Yani S için de cevabı 8 bulduk. Geldik Emrah'a. Emrah'ın yürüdüğü yol 360'lık. Dolayısıyla 360'ı şöyle e eşittir 360 bölü hızı da 20. 20'ye böldüm. Sıfırlar gitti 36 bölü 2'den de 18 buluyoruz. Yani e harfini de 18 bulduk. Şimdi birinci öncülden başlıyorum. E bölü s demiş 4 bölü 9. Bakalım e harfimiz 18. S harfi de 8'di. E 18 bölü 8 4 bölü 9'a mı eşittir? Hayır tabii ki de. Sadeleşse bile böyle bir şey olamaz. Çünkü 4 bölü 9 basit. 18 bölü 8 bileşik kesir. Yani birden de büyük. Dolayısıyla birinci öncülü eledim. İkinciye bakıyorum. N bölü E. Yani 16 bölü 18. E 16 ile 18'i 2'ye sadeleştirdiğimde gerçekten üst taraf 8, alt tarafta 9 çıkacaktır. Dolayısıyla ikinci öncül. Doğru. Üçüncüye bakıyorum. N bölü S demiş. Yani 16 bölü 8'den bahsediyor. Diyor. 16 bölü 8 2'dir. Fakat o 1 bölü 2 demiş. Yani yanlış söylemiş. Dolayısıyla 12. sorumuzda A şıkkı olacaktı. 13. soruyla devam ediyoruz. Şimdi 13. sorumuzda aşağıdaki oranlardan hangisi doğrudur diye soru veri, e, sorulmuş. 4 farklı dikdörtgenimiz var. Hemen bakalım. Şimdi BH için 2 demiş. Dolayısıyla BH'ye gidiyorum ve 2 kat yazıyorum. Yani 2 olarak direkt yazmayıp kat olduğunu belirtelim. Çünkü oranlar verilmiş. hc içinde 3 verilmiş. Hemen hc'ye gidip 3k yazıyorum. de için 4 verilmiş. Hemen de'ye 4k dedim. ec içinde 3k verilmiş. Şimdi buna göre de alanlar soruluyor. Önce nereden başlayalım? Hadi a şıkkından başlayalım. ak fg. Şimdi yani şu üstteki alandan bahsediyor. Şurası 2k. Burası da tabii ki de tüm hepsinin karşılıkları eşittir biliyorsunuz. Aslında hiç K'ları yazmasak da olurdu. Zaten oranlama yapacağımız için onlara gerek yok. O zaman direkt sayıları hesap ederek gidelim. 2 kere 4'ten buranın alanı 8'dir. E, F... KD demiş. EFKD nerede? Sol altta. E burası da 4 kere 3'ten 12 olacak. Dolayısıyla aslında 8 bölü 12 demiş. 8 bölü 12 1 bölü 2 midir? Hayır. Dolayısıyla A şıkkını eledim. Geldim B şıkkına. EFKD yine karşıma çıkıyor. Bunu bulmuştum zaten 12 olarak. EFHC'ye bakıyorum. O da sağ altta. Yani 3 kere 3'ten 9 olacak orası da. Bakalım 12 bölü 9 3 bölü 4'e mi eşit? Zaten buna hiç bakmaya gerek yok. Bu bir basit kesir. Bu bileşik kesir. Dolayısıyla B şıkkı da gitti. Geldim C şıkkına BHFG. Şimdi BHFG sağ üste bakın 2 var ve 3K'dan. Yani 3 kere 2'den buranın alanı 6 olacak. Dolayısıyla şuraya 6 yazıyorum. E, F, H, C ise E, F, H, C az önce bulmuştuk. 9 olarak bulmuşuz. Dolayısıyla 6 bölü 9. Sadeleştiğinde 2 bölü 3 olur. Yani 3'e bölerim. 2 bölü 3 gelir. Dolayısıyla 2 bölü 5 gelmez. D şıkkını da hemen yapalım. E, F, H, az önce bulmuştuk zaten. 9'du. A, B, C'de de en büyük alan. Değil mi? Yani komple bütün dikdörtgenin alanı. E, o da nedir? E, aşağı taraf 7'dir. Sağ tarafta 5'tir. 7 kere 5'ten 35'tir. Dolayısıyla ise D şıkkının doğru olduğunu söyleyebiliriz ve 14. soruya geçiyoruz. Evet 14. sorumuzda romanları üst üste koyduğunda kapaklar hariç yükseklik kaç santim olur diye sorulmuş. O zaman tek tek her birinin bir yaprak kalınlığını bulmamız gerekiyor. Kimi bulabiliriz sadece? Tarihten başlayabiliriz şu an. Çünkü tüm bilgileri verilmiş. Dolayısıyla hemen tarihi bulalım. Nasıl bulacağız? Tabii ki de 18 santimi 90 yaprağa böleceğiz. Yani 18 bölü 90 yazacağız. E buradan da tabii ki de 18 santim verildiği için biraz küçük çıkacak. Yani 1 bölü 5 santim çıkacak. Bunu da paydasını 2 ile genişletirseniz 2 bölü 10 çıkacaktır. Ve bu da 0 tam onda 2 santimetredir. Bakın. Fakat biz bunu milimetreye çevirirsek. Çünkü birazdan milimetre hesabı yapacağız. onunla çarpmamız lazım. Yani 2 milimetre olduğunu söyleyebiliriz. Şimdi bakın. Tarih romandan 1 milimetre fazlaymış. Kimler? Edebiyat. O zaman edebiyatın bir yaprağını 2'den 1 fazla olan. Yani şu 2'den 1 fazla 3 milimetre diyeceğim. 100 e, 150 yaprak olduğu için de 3 ile 150'yi çarpacağım ve ne bulacağız? 450 milimetre kitabın tamamı. E bu 450'yi de santimetreye çevirirsek bir tane 0 atacağız ve 45 santim bulmuş olacağız. Daha sonra bilim kurgu romanları da tarihlerden 2 milimetre fazlaymış. E şimdi tarih'i 2 bulmuştuk dolayısıyla bilim kurgunun bir yaprağı içinde 4 milimetre diyeceğiz. 80 yaprak olduğu için de bu 4 ile 80'i çarpacağız ve 320 milimetre bulacağız. Buradan da bir 0 atarsanız 32 santim bulacaksınız ve bu bundan sonra da her birini toplayalım bilim kurgular 32 edebiyat 45 tarihte 18 her birini toplarsanız 95 santime ulaşacaksınız evet son sorumuza geldik bir soru çözme süresi ile ilgili hangisi doğrudur diye sorulmuş. Şimdi pazartesiye bakıyorum. 50 soru çözülmüş ve pazartesi 120 dakika harcanmış. Şimdi hemen öncelikle 120 dakikayı saniyeye çevireceğim. Çünkü sorunun cevaplarında hep saniye olarak verilmiş. Gördüğünüz gibi 1 dakika 60 saniye olduğu için 120 ile 60'ı çarpıyorum ve tabii ki de kaç bulacağız? 7200 saniye bulacağız. O zaman ben bu saniyeyi, toplam saniyeyi soru sayısına bölersem bir sorunun kaç saniye sürdüğünü hesap ederim. Sıfırları attıktan sonra 720 ile 5'i de 5 ile sadeleştirebiliriz. Dolayısıyla 144 bölü 1 bulacağız. Ve onu da hangi şıkta görüyoruz? Tabii ki de B şıkkında görüyoruz. Ve böylece 6. sınıflar için hazırladığımız 4. deneme sınavının çözümlerinin de sonuna gelmiş olduk. Umarım keyifli ve faydalı bir soru çözümü olmuştur. Eğer faydalı olduğunu düşünüyorsanız lütfen beğenmeyi ve takipte kalabilmek için de yani diğer videoları da kaçırmamak için de abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşünceye dek kendinize çok iyi bakın ve matematikle kalın. Hoşçakalın.